Midden-Oosten staat op zijn kop, Europa doet de luiken dicht. En daartussen ligt een land dat naar beide kanten kijkt. Een land waarvan we alles denken te weten, maar dat razendsnel verandert. Wat doe je dan? Baraj gelmezden önce bu karşı tarafta bizim evlerimiz bu karşı taraftaydı. Suyun bu tarafındaydı. Orada. Köy, evet oradaydı. Köyümüz oradaydı. Bizim köyümüz komple su altında kaldı. Burada ya evler var. Ya ya. Komple su altında kaldı burada. Hepsi gitti onların. Gözükmüyor. Görebiliyor musun? 50 metre derinlik var. 50 metre derinlik. In het zuidoosten van Turkije begint het oude Mesopotamië. Duizenden jaren lang waren de vruchtbare oevers van de Eufraat een paradijs voor boeren. Maar de landerijen van de boeren zijn nu verzwolgen door het water. Verdronken in het vooruitgangsdenken. Ook het dorpje Halfeti kwam onder water te staan. Alle dorpelingen werden hier verdreven. Maar één bleef achter. Burada başka kimse yok mu? Gelip giden çok oluyor ama ben sürekli kaldığım için yalnız yaşıyorum burada. Yani sürekli kalan kimse yok benden başka. Dinleniyoruz işte, kafamızı dinliyoruz artık. Hani topluluğun kalabalığının harıltısından, gürültüsünden usandık. Böyle yalnız, sakin hava daha güzel oluyor. Çok balık tutuyor musunuz? Tutuyoruz ama o zaman oltalarımız taşlara takılıp kırılıyor. Çünkü suyun içerisinde eskiden kalan yıkık evler var. Onların taşlarına takılıp oltalarımız kırılıyor çoğu zaman. Ama çok balık tutuyoruz. Als je een minaret ziet, moet je toch ook het dak kunnen zien. Ah, hier. Hier nog een muur. We varen over het dak van de moskee. Bizim ev burası. 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 Önünde ağaç var. Bak şurası. Aha. Su nerede şimdi? Minareden bakarsanız bak bu seviyeye geliyor. Aha. Minare. Minareden bakarsanız bak bu seviyeye geliyor. Şu anda burada su. Böyle. Evet. Öyle geliyor. Bahçeler, aşağıdaki evler suyun altında elektrik, kaldı. Elektrik. Evler. Hepsi gitti. Suyun altında kaldı. Halfeti'den misiniz? Ben Halfet'te doğup büyüdüm. 63 yılından beri Antep'teyiz. 2000 yılında da tekrar buraya dönüş yaptım. Ben buradan çıkarsam bu evlerin hepsi yok olup gider. Yıkılıp gider. Benim amacım devletin aracılığıyla bu evlerin restore edilip bir tatil köyü haline getirmek burayı. O zaman burası daha da güzel olur. Buraya gelen turist daha da çok olur. Memlekete güzel bir gelir kaynağı olmuş olur. Devlet vatandaşı çıkardı buradan. Yeni konutlar yaptı da onları çıkardı. Onlar gittikten sonra ben gelip buraya yerleştim ve direndim. Yani suya karşı değil, buranın bir terk edilmesine, yok olmasına karşı direnip burayı yok etmeyeceğim. Direndiğim nokta bu. Ama yalnız yaşadığım için de Robinson gibi bana da Robinson ismini koydular.
Halfetier moest niet alleen wijken voor een waterdam, maar ook voor het landsbelang. De noodzaak om met dit water stroom op te wekken voor die almaar groeiende economie van Turkije. En om steeds grotere landbouwvlaktes te kunnen irrigeren. Bizim köyün mezarlığı burada. Köyün mezarlığı. Burada bir sürü insanlar yatıyor şu anda. Biz burada işte bayramlarda buraya ziyarete tekneyle geliyoruz. Böyle gelip tekneyle ziyaret ediyoruz burada. Burada bir sürü akraba var. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. De meeste dorpelingen werden gedwongen te verhuizen naar een nieuwbouwwijk. Ver van hun land en oude leven. Çoban Bey! Merhaba. Merhaba. Kaç tane koyunlar var mı? Oğlum çok şey, ben giderim arkadaşlar işte beraber lobada geliyoruz. İşte biz köyde geldik, Yeşilöz'ün köyü. Oradan buraya çıktık geldik. Ha, köy nerede? Ama bu şey, yolun şey, geçiyor, yol, araba yolu. O bu tarafta ama. Biz Harbet'e bağlı. Diyen bana ağaçlar hepsi suyun içinde kaldılar. O şimdi avlar hepsi bizim kalbimiz yukarı geldiler. Hepsi uğradı, verdiler. Ha. Ve şimdi yeni afeti var. Yeni kalbimiz uğradı, verdiler. Yukarı gidelim, şeye gidelim, ben gideceğim. Siz gideceğim, hadi başım üzerine. Tamam. Ha. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Memnun oldum Rampınar'la. Biz biliyoruz. Hayat, yeni hayat. Tabii. Nasıl? İyi, güzel. Orada güzeldi, burada güzel yani. Tabii orada alışmışım, buraya göre daha güzeldi. Ha. Çünkü aracılarımız orada gidip gelmesi biraz sorun oluyor. Orada bahçelerimiz vardı. Daha da falan. Bahçe vardı. Ya orada vardı. Ha. Güzel orada. Ben yeniden aldım ama çok uzaktan aldım. Arabana gidip gelmez zor oluyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bravo. Siz de iyisiniz. Memnun oldum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Yeni ev? Evet. Yeni ev tabii. Nasıl? Ya iyi. Yeni evlerimiz iyi ama işte eskilerimiz daha iyiydi yani. Ben o zaman ben belediye başkanıydım. Buraya taşıyan insan benim. Belediye başkanı? Yani bir 2004 yılına kadar ben belediye başkanıydım. Ve şimdi ne düşünüyorsunuz? Yanlışdınız o zaman? Yani şöyle böyle sakin kafada yalnız kaldığımızda mesela ben düşünüyorum ki keşke bu baraj yapılmasaydı. İstiyorum yani. Baraj yapılmasaydı. Biz eski yerimizi, bahçelerimizi özlüyoruz. Bunda da siyah gülümüz. Siyah gül dünyada nadiren işte Halfeti'de yetişiyor. Bir tek Halfeti'de yetişiyor. Ve biz bunların kökü batmasın. Sular altında kalan Halfeti'den buraya taşıdım. Ve biraz hobi olarak da yapıyorum. Yani isteyen arkadaşlarımıza, gelen misafirlerimize, dostlarımıza veriyorum. Oradaki özlemimizi gidermiş oluyoruz. Pişman mısınız? Yani şöyle,
şimdi yani yaptığın işin ekonomik boyutlarını ve getirisini insanların hesaplaması gerekiyor. Yani yapılan işe bakıyorsun, yani bu çok büyük paralar harcanmış. Ancak bu baraj çok büyük elektrikler falan üretmiyor yani. Neden devlet yapıyor? Yani belki stratejik olarak mı? Tam bilmiyoruz yani devletin... Stratejik olabilir yani. Stratejik mi asıl? Yani bilmem o kadar yani stratejik yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şimdi ne söylesem şey olur ama yani iyi bir hesaplanmış bir iş değil yani. Ben kendi suyum başkasına vermek istemeyebilir devlet yani. Bilmiyoruz. Na 10 jaar weet de burgemeester van Halfati nog niet waarom zijn dorpelingen hebben moeten verhuizen. Waarom was deze exodus nodig? Waarom drukte de Turkse staat zijn zin door? Ah, çok teşekkürler. Hava çok güzel. Mut. Hem bugün. Güzel efendim. Sizin ev nerede? Bizim ev bu restoranın üstü efendim. Aha. İşte o zaman evlerimizde oturuyorduk. Su yavaş yavaş geldi. İşte bu ön taraftaki evler yıkılmaya başladı. Gece güm sesler geliyor, evler yıkılıyor. Aha. Çocuklarımız evde, küçük çocuklarımız korkuyordu. Baba bizim evde yıkılır mı diye. Herkesin yan psikolojisi bozulmuştu yani. İşte babam bile yukarı Halfet'te, yeni Halfet'te ev verdiler. Bana vermediler, ben de burada kaldım. Abi neden? Vermediler. Dediler burada. Siz annenle babanla beraber oturacaksın dediler. Bizim hanım da kabul etmedi. Onlar biz beraber oturamayız dedi. Bize de ev vermedi. Anne çok ya, bir çayınız var mı? İşten olduk. Ev de vermediler. Haksız çıkarttılar bizi. Devlet para... Devlet? Hayır. Bahçe de gitti. Bahçe olmuş olsaydı her yıl gelirdi yani. Kendisini geçindirirdi insanları. Hiç dışarıdan sebze, meyve hiçbir şey almazdık. Herkes bahçesinde yetiştirdiğini, oradan kuruttuğunu kışın yerdik. Bu şekilde yani kuru yemişlerimiz herkes bahçesinden yapardı. Evet. Çok kötü etkilendik bu barajdan. Yine çok şükür işimizi kurduk, ayağımızın üzerine durmayı bildik. Şurası biraz su akıp da elimi kırara koymayayım. Yok mu? De oude boeren in het dorp hopen nu te overleven met toerisme. Maar het loopt nog niet echt storm. En de vraag is of de volgende generatie hier wel kan blijven. Kijk, daar ligt die stuurdam. Als betonnen muur dwars op de Eufraat. Wat een gevaar toch. De eerste dam in Turkije werd al in de jaren 30 gebouwd. 2 jaar voor de dood van Mustafa Kemal Atatürk, de architect van het vooruitgangsdenken. Het idee om stroom op te wekken met waterkracht was van het begin af aan populair bij het gros van de bevolking. Water was de weg vooruit, zelfs al moest er wel eens een dorp voor wijken. Maar steeds meer Turken beginnen zich te verzetten tegen die almachtige staat. Milieuactivisme raakt nu in de mode in Turkije. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Bram. Turan. Ne haber? Teşekkürler. Buyurun. Şimdi bulunduğumuz bölge Şanlıurfa'nın Biricik ilçesi. Hemen önümüzde, güneyimizde Karkamış Barajı var. Yaklaşık 30 kilometre ileride. Kuzeyimizde ise Biricik Barajı var. Yani iki tane barajın ortasındayız.
Mezopotamya. Mezopotamya. Mezopotamya'yı Mezopotamya yapan herkesin bildiği gibi Fırat ve Dicle'dir. Fırat ve Dicle sayesinde Mezopotamya binlerce yıl önce Mezopotamya olmuştu. İlk insanoğlu göçebe hayattan yerleşik hayata geçmişti. Ama artık geçmeleri için sebep kalmadı. Dicle hala akıyor. En azından bugün akıyor. Belki 10 yıl sonra akamayacak. Ama Fırat artık akmıyor. Sebebi bölgeye yapılan büyük barajlar. Tamam, çok çok baraj var Türkiye'de. Türkiye... Biraz eski, eski harita. Gezdiğiniz için böyle büyük olmuş. Buyurun, bakın biz Biricik'teyiz. Yani şu an buradayız. Hemen buradan baktığınız zaman ilk baraj burada. Halfeti. Yani Biricik Barajı. Devam ediyorsunuz ve Atatürk Barajı. Şu bölge tamamıyla zaten bakın. Fırat'ın normal yok ettiği alanların tamamını yürüyebilirsiniz. Kan bütün sular özel şirketlere 49 yıllığına verilmiş durumda. 49 yıl boyunca buradaki su yüksek bir türbünden akıtılacak. Pervanenin dönmesiyle elektrik elde edecek ve bölge halkına elektrik verilecek. Ama binlerce yıldır bu köylerde, buralarda yaşayan insanlar suyu kullanabilirken artık kullanamaz hale gelecekler. Şimdi ise Batman Hasankeyf'e yapılmak istiyor. Yani tamamıyla şu bölgeye, şuraya. Burada şu an bakın baraj yok. Ama amaç boyu büyük bir tane baraj yapmak. Ne kadar baraj? Çok fazla. Çok fazla. Ne kadar? Sayısını bilmiyorum ama çok fazla. Binlerce şu burada yapılan projeler var. Binler. Kesinlikle. Su sadece insanın değildir. Su doğadaki bütün canlılarındır. Ceylanındır, martınındır, kuşundur, böğürtünündür, böceğindir. Bütün canlılara aittir su. Siz bunu sadece alıp kapalı bir havzada boruların içine hapsettiğiniz zaman buradan hiçbir canlı faydalanamaz. Evet ama ne alternatif var? Güneş. Güneş enerjisi çok pahalı. Ama bu yani bunun pahalı olduğu için 15 bin yıllık bir yerleşim yerine yok edemezsiniz. Neden? Bunlar bizim kökümüz. Bakın ağacı biliyorsunuz. Bir ağaç düşünün. Ağacı var eden şey köküdür. Kökü olmayan ağaç ölür. Hasankeyf, Halfeti, İzmir'deki Alinoya. Bunlar bizim köklerimiz. Yani enerji için çok pahalıymış baraj yapalım demek için bir ağacın kökünü yok etme gibi lüksünüz yoktur. Ontzettend ingewikkeld om bij zo'n dam te komen. Want de Turken zien dat als een strategisch object. Dus dat wordt beschermd met grote hekken. En heel veel bewaking. En dat is niet voor niks in deze regio. Je mag niet zomaar draaien op de Atatürk dam. Dan krijg je dan automatisch soldaten bij. Want dit is een groot symbool van de Turkse staat. Ik ben net. Maar dit is een kwestie van staatsveiligheid natuurlijk. Dus we moeten even gecontroleerd worden over wat wij hier precies aan het doen zijn. Maar een beter symbool van de Turkse staat dan deze dam kun je eigenlijk niet vinden. Alleen al voor de bouw van deze dam werden 55.000 mensen van hun huizen verdreven. Onder dit water zijn hele dorpen verdwenen. Ondanks de protesten van de dorpelingen, ondanks de protesten van de milieubeweging, ondanks de bezwaren van de deskundigen die zeggen dat
dit soort dammen eigenlijk helemaal niet zoveel elektriciteit opleveren als wel wordt beloofd. Het ging door, de dam moest er komen. In Turkije is het nog altijd zo dat de wil van de staat, dat is de wet. Yarın tava sulaması yapacak. Abdullah Melik'e su ver. Muzaffer, suyu biraz fazla artırın. Suyu biraz açın. Su eksiktir. Biraz suyu açın. Tamam, biraz acele edin. Tamam. İşte şu gördüğünüz bölge, burası Şanlıurfa merkezdir. Aha. Ana kanallarımız, şu ileride gördüğünüz işte pamuk çırçır fabrikaları, mısır kurutma fabrikaları, yani küçük bir sanayi bölgesidir. Bu baraj gelmeden önce işte buralar hep kuraklıktı, çöldü, insanlarımız perişan durumdaydı. Ama barajın, Atatürk Barajı'nın işte yapılmasıyla çok büyük projeler yapıldı. İnsanlarımız gerek maddi gerek manevi olarak çok fayda gördüler ve pişman değiliz. Bine bir dakika bu servisi. Bu ne? Burası işte GAP projesi dediğimiz Haran Ovası'nın projesidir. İşte ilçelerimiz bunların içerisinde var, köylerimiz bunların içerisinde var. Bunlar çiftçiler. Bunlar hep çiftçilerin isimleri yazıyor. Kaç dekar arazisi var. İşte hangi kanaletten üye burada Mehmet Sait Melik. 117 dekar arazi. Yani burası, burada 117 dekar arazisi var. Şunlar kırmızı yazılı olanlar. Bunlar kanaletlerin kod numaralarıdır. Sizce Türkiye'ye çok barajlar var mı? Lazım mı? Yani tabii ki şimdi baraj işte bu GAP projesidir. Yani bu Atatürk Barajı'nın yapılması sadece Urfa değil. Bütün Türkiye için iyi oldu. Yani Türkiye, Türk tarımının %25'ini yani ihtiyacını Urfa karşılıyor. Yani Türkiye'deki 70 milyonun ihtiyacının %25'ini Atatürk Barajı ve GAP projesi dediğimiz Urfa karşılıyor. Şu gördüğümüz kanal buradan ta Suriye sınırına kadar gidiyor. Suriye sınırında bir çalışma yapıyoruz. O fazla suyumuzu da motopomplarla başka bir bölgeye aktaracağız. Bizim Urfa'daki çiftçilerimizin su görmedikleri yerde o suyu da oraya aktaracağız. İnşallah yakın bir tarihte bu fazla suyumuzu da oraya aktarmayacağız. Kendi çiftçilerimiz. Türkiye için. Suriye için. Ama zaten Öfrates burada. Biz Fırat'ta. Suriye için ne? Şimdi diyelim ki Arap ülkelerinde akaryakıt çok ise, petrol çok ise onlar Türkiye'ye veriyorlar mı? Yok. Parayla veriyorlar. Eğer şeyse biz de suyumuzu parayla satalım. Yani eğer Arap ülkesi petrolü Türkiye'ye parayla satıyorsa hem de çok yüksek meblağlarla satıyorsa o zaman bırakın suyumuz da vardır. Biz de kendi suyumuzu parayla satalım. Türkiye ekonomisine bir katkı olsun. Türk su petrol gibi. Tabii yani su yani şimdi Arap ülkelerinde su çok kıymetlidir. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde su yoktur. Yani işte Irak'ta olsun, Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt o bölgelerde su yoktur zaten. Yani orada bir içme suyu şişesiyle bir benzin ya da mazot aynı fiyattadır. Onlarda petrol çok, bizde su çoktur. Değil mi? Eğer devletler arasında bir anlaşma yapılır ise, devletler arasında biz onlara su verelim, onlar da bize petrol versinler. Dönüşüm tek uç tokuş yapabiliriz yani. Olmaz mı? Değil mi?
De Turkse regering die zegt dus dat ze al die dammen nodig hebben voor elektriciteit. Want een booming economie zoals Turkije, die heeft heel veel energie nodig. En olie en gas hebben ze hier niet. Dus waterkracht. Maar als je nou op de kaart kijkt, de Turken hebben gewoon de hand aan de kraan voor de levenslijn voor de Syriërs. Hetzelfde geldt, elders in de regio hebben ze ook dammen geplaatst op de Tigris, waardoor ook de wateraanvoer naar Irak wordt gereguleerd. Het gaat hier niet alleen maar om elektriciteit, maar ook om macht. Toprak? Verimle mi? Ha verimle. Ha işte bir 20 gün sonra falan ekeriz bunu. Pamuk ekeriz. Ondan sonra sularız. Pamuk? He. Pamuk var da. He pamuk. Bu da bostandır. Biber. Yani her sebze var içinde. Pamuk çok su lazım. He. Yani 9 tane sulama yapıyoruz. Yani sonra şimdi önce ben Helvan tarafındayım. O Urfa'nın ilçesi var ya, Helvan. Ben oradaydım. Bizim orada hep susuz yani. Su yok bizim orada. Su buraya gelmiş, Haran Ovası. Orada niye bu sistem yok? Daha gelecek. Daha 2014 falan gelecek diyorlar ama bilmiyorum ne zaman gelecek. Ne belli değil. Boeren zijn het water achterna gereisd. Water is opgepakt en gebundeld. En de mensen nu ook. De boeren wonen niet meer verspreid over het oude Mesopotamië zoals vroeger, maar allemaal op een kluitje in de grote stad. Urfa is een echte stad op het platteland. Een stad van boeren is het geworden. 500.000 mensen wonen hier. En natuurlijk is het zo, hoe meer mensen van het platteland naar de stad reizen, hoe meer behoefte ze aan energie ze hebben, hoe meer ze verbruiken. Door die groeiende vraag naar energie zijn natuurlijk nog meer dammen nodig. Maar dit is het Turkse dilemma. Wat is nou belangrijker? De natuur, de monumenten of het leven van de boeren? Die wonen in een streek die decennia lang is vergeten en verpauperd en die nu vooruit willen. Nu rijden we Hasan Cave binnen. Een stadje van 3000 inwoners aan de Tigrisrivier. Dus de rivier die vanuit Turkije naar Irak stroomt. En dit is het oude Mesopotamië. De oudste stenen in deze stad, zeggen ze, zijn 12.000 jaar oud. En toch wil de Turkse regering ook hier een dam bouwen. En als die dam gebouwd wordt, komt dit hele dorp met al zijn archeologische opgravingen onder water te staan. Ze praten er al bijna 50 jaar over.
Su oradan geliyor. Su, şu anda biz suyun içindeyiz. Su şu kaya geldi. Kayaya geliyor. Tabii oradaki 65 metrelik yükseklik buraya denk geliyor. Bir dalgıç burada kayıklar, kelekler, tekneler, küçük ölçekli gemiler olacak burada. Su sporları olacak burada. İskeleler olacak. Müthiş bir şehir kuruluyor buraya. Yeni Hasankeyf evler buradan başlıyor. Yeni evet. Hasankeyf. Evet. Hı-hı. Ama boş. Boş işte evlerin altyapısı çalışmalarına başlandı. Bunlar hemen bitecek. Yeni evler. Oraya inşa edilecek. Yeni şehir. Yeni şehir. Ne zaman geliyor? 2012'nin sonunda orada ev kalmayacak. Ahmed is een van die voormalige schaapsherders van Hasankeyf. Maar hij is ook de vurigste pleitbezorger van de Waterdam. Toch zal ook zijn geboortehuis met de komst van de dam onder water komen te staan. Eeuwenlang woonden de mensen van de Hasankeyf in deze grotten. Tot heel recent. Benim hatırladığımda bu vadide 30'a yakın aile yaşıyordu. Burası dolu çocuktu. Biz küçükken hep buralarda oynuyorduk. Tabii çok zor şartlarda yaşanılıyordu yine. Yani şimdiki su sorunu vardı. Gidip affedersin eşekle Dicle'den alıyorduk suyu. O bizim tandır. Yatak odası. Ne? Tamam, teşekkür. Burada duvar vardı. Buraya yatakları koyuyorduk. Üstünde bir perde koyarlardı. Aha. Ne kadar çocuklar? Biz 8 nüfustuk. 8 nüfus burada yatıyorduk. Yukarıda da yer vardı. Anne baba orada yatıyordu. Baba orada. Biz burada. Çocuklar burada. Ama şimdi mahallede öyle yok. Mahallede herkes iç içe. Ve mutfak nerede? Mutfak buradaydı. Hem mutfak hem banyo. Banyo? Hem mutfak hem banyo. Mutfak ve evet. Ha şurada duvar, şurada biz yıkanıyorduk. Aha. Orası da mutfak olarak. Tabii buradan da yukarıdaki eve çıkılıyordu bu merdivenlerden. Aha. Ayrı bir yer var. Yani ablalarımla, annem babamla burada büyüdüm. Yani şimdi anne baba yok, abla İstanbul'da, biri işte İzmir'de, biri Nusaybin'de. Ben burada yani geliyorum işte hatırlıyorum mesela ablamla orada nasıl oynuyorduk. Yani onları hepsini hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Tien jaar geleden dwong de staat de bewoners van Hasankeyf hun grotten te verlaten. In de moderne Turkije hoorden geen grotbewoners. Ze kregen allemaal een huis van bakstenen. Maar erg klein voor een gezin met 4 kinderen. Mesela ben Mardin'e gidiyorum. Benim amca oğlum var orada. Çocuklarımı da götürdüm. Oraya gittik. İşte onun kızı benim kıza dedi ki odama gidelim. Hani benim odamda oynayalım falan dedi. Kızın kafasında kalmış benim odam. Biz eve geldik Hasankeyf'e. Baba dedi Ayşe'nin odası vardı, benim niye yok? Benim odam niye yok? Tabii cevap veremedim. Yani söyleyeceğim bir şey yok. Çocuğun odası niye yok? Ne kadar anlatırsam da o anlamaz. Ben ona dedim ki kızım büyüdüğü zaman anlarsın. Şimdi ben sana ne söylesem boştur. Ama sana söz veriyorum. Senin odan olması için elimden ne gelirse yapacağım dedim. Burası bizim mahalle. 109. sokak. Bizim ev. Burası bizim banyo. Aha. İşte insanlara gelen herkese burası da mutfak. Bakın mutfak şu kadar, banyo şu kadar. İnsanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz.
Yani bizim niye bir güzel banyomuz yok? Niye güzel bir mutfağımız yok yemek yiyebileceğimiz? Şurası 6 kişinin karışık yatıyoruz. Kızlar orada yatıyor. Küçük oğlan 4 yaşında burada, biz burada. Yer yok. Yeni evlerin projesini sizlere... Bakın bu yeni yapılacak evlerimizin projesidir. 140 metrekarelik bu ev. Yani müthiş bir ev. Bakın taştan yapılmış, içinde her şey var. Üç oda, bir salon, banyo, mutfak, tuvalet, her şey var. Sizin çocuklar ne düşünüyor? Yani şimdi bir an önce bu evden kurtulalım. Mesela benim kız diyor ki babam keşke, baba keşke odam olsaydı, ders çalışsaydım. Ben de keşke diyorum. Ama yok. Ama oraya gidersek onun odası var. Onu Ulusu'ya götürdüm. Ulusu'daki evleri gördüler. Her kızın bir odası var. Anne babanın odası ayrı. Ya şimdi böyle bir güzellik olduğu zaman biz evet diyeceğiz. Başka çaremiz yok. İnsana boş mu? Otur. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Neydin? Ha, yardımcı olun. Şöyle baraj olmayacak Hasan ki. Eski eserdir. Neden? Eski eser, eski eser. Evet. Çok eski şey. Çok eski, çok eski bir şey. Siz Hasankeyf'den mi? Hasankeyf. Evet. Babam, bütün babam, dedem. Öyle mi? Evet. Leylekler buranın aslında kralları gibi bir şey. Çünkü bunlar sadece bir tane şey var, bir tane yuva var Hasankeyf'te ve o da minarenin üstünde. Başka leyleklerin gelip burada yuva yapmasına izin vermez. Her sene yavrular burada, kendileri göç eder, yavruları burada kalır. Ondan sonra tabii bizim de tabii baraj olduğu zaman haliyle biz de göç etmek zorunda kalacağız. Ve ne yazık ki siz de. Biz de göç edeceğiz yani, baraj olduğu zaman göç edeceğiz. Bunlar da göç edecek, herkes göç edecek. Ve zorluklarla karşılaşacağız. En büyük zorluklarından başında mesela ev sahibi olamayacağız. Yani ev sahibi olamayız derken tam ev verecek devlet ama nasıl verecek? Bize satacak evleri. Yani hazırdaki evlerimizi 20 bin lira verecek, satacak, alacak. Ondan sonra yapılacak olan yeni evleri de 75 bin liraya satacak. Buradaki insanlar zaten fakir insanlar, zorlanacak. Çünkü buranın insanları zaten çiftçidir. Onlara ihtiyacı olan tarla. Ekecekler, biçecekler, satacaklar, para kazanacaklar, başka şeyler alacaklar. Ama ellerine sen direkt tarlalarını elinden alıp onlara para verdiğin zaman onlar o parayı değerlendiremezler. Yükseltemezler. Yiyecekler, bitirecekler. Ondan sonra ne olacak? Hiçbir şey yapamayacaklar. Ne balık var mı? Geç de balığı. Geç bak, tamam, tabii, tamam. Ben varım, işim ne yok. Yiğit, hoş. Çabuk gel. Kaya balığı, kaya balığı. Kaya balığı da. Hasankeyf'den. Hasankeyf. Çok balık var, hepsi. Baraj gelecek. Çok balık gelecek. O balık tadı güzel değil. Tad yok o balıktan. Bu balığın tadı daha güzeldir. Neden? Su temizdir. Akan su daha temiz. Baraj dediler iş öldü, iş kalmadı. Aslan gibi öldü. Bu nedir, nedir? Ne adalettir? Ne hükümettir? Kapırsız, kapırsız. Ulan Hasan Kefir ne gelecek, oraya gidecek. Gitsen cehenneme kadar, gitmezse cehenneme kadar.
Ne yapacak orada? Decennia lang wordt er al geprotesteerd tegen de aanleg van deze dam, die een van de oudste steden ter wereld dreigt te vernietigen. Internationale geldschieters hebben zich één voor één teruggetrokken uit het project. En toch houdt de Turkse staat vol dat de dam er moet komen. En die eeuwenoude monumenten, die moeten maar gewoon worden verplaatst. Burası kültürel park alanı. Yani kültür varlıkların taşınıp restore edileceği yer. Şurada iskeleler olacak. Oradan başlıyor dağın eteklerinden kültürel park alanı. Köprüyü aynen buraya koyacaklar. O köprü buraya, burası su dolacak. Burası su dolacak. Aynı köprü. Aynı o suyun içindeki Artuklu Köprüsü buraya kurulacak. İnsanlar kültür parkına gidip gelecekler. Bak, kültür park ne? Tarihi eserlerin taşınacağı yer. Kültürel park alanı. Mesela minareler, Zeynel Bey Türbesi, camiler, kale kapısı, taşınabilir kültür varlıkların. Gerçekten. Onları el değmeden, kayış üzerinde, hani burada santrallar var, beton santralları dönüyor. Taşı oraya koyacaklar, o kayışın üstünden kültür parkına gelecek. Yavaşça lastiğin üzerine koyacaklar, numaralanmış. Çok ya, numara var. Hepsinin numara, 1, 2, 3, 4, 5 minarenin tüm taşları belirlenmiş. Buraya getirecekler, üst üste koyacaklar. Aynen olduğu gibi 1500-2000 yıl daha yaşatılacak. Biz şu anda 105 metre falan yükseklikteyiz. 105. Ama su 65 metreye gelecek. Evet. Buralar hep öyle su olacak, deniz olacak. Güneydoğu'ya ikinci boğaz. Ahmet Bey, bu güzel bir şehir. Güzel bir yer. Evet. Güzel bir tarih. Bakın tekrar ediyorum. Avrupa'da da bana söylediler. İşte tarih yerinde güzel diye. Tarih yerinde güzel. Değil mi? Madem ki tarih yerinde güzel, ben de Avrupalılara dedim ki verin tarihimizi ülkemizde sergileyelim. Kimse bana cevap vermedi. Oysa biz 1 kilometre yukarıya çıkaracağız. Ama Avrupa 4 kilometre uzağa götürmüş. Hasankeyf Kızlar Camisi'nin kapısı Berlin Bergama Müzesi'nde. Biliyor musunuz bunu? Çok acı bir olay. Madem ki tarih yerinde güzel, Hodri Meydan getirsinler. Bak baraj olmasa da yok olup gidiyor. Avrupa biraz para göndermiyor, onarmıyor. Demek ki lafla olmaz bu işler. İcraat lazım. Olacak. Allah'ın büyük izniyle olacak. İşi aşı olan, iyi bir geliri olan bir yer. Biz bundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Volgende week reizen we van het conservatieve hartland van Turkije naar het losbandige Antalya. En vragen we ons af, hoe geloven Turken? En bestaat er zoiets als een moderne islam? Volgende week, het land van God en Gucci.